vereceğiz. Daha sonra da birkaç tane bitkimizin, seçmiş olduğumuz bitkimiz hakkında tıbbi aromatik bitkiler çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Özellikle milatta amaç hastalığı tedavi etmek değil de hastalığa karşı korunmak. Bir diğer tedavi sisteminde nedroklar bu farmakoplarda yer alır. Ve ofisinal olmayan, yani verilere göre sınıflandırma yaptık. Burada bitkilerin, yani drogların %75, tohumda da %10-14 kısmı yaprak kısmı, çiçek kısmı. Buradan birkaç tane örnek vereyim. Örneğin adaçayı, herba kısmı, yani ot kısmı. Ve üçüncü yan piyasa değeri aynı zamanda 7-7,5 milyar dolar civarında. Ve yine hızlı ulaşmış oluruz. Dolayısıyla az bulunan bitkilerde avantaj sağlar. Birim alandan daha fazla ürün elde ederiz. Değişim ve karışım azalmış olur. Kalite kontrolü kolaylaşır. Bitkilerde ıslah çalışma sınırlı. Yani eğer bir organik üretim yapmak istiyorsanız yapay gübre kullanamazsınız. Dolayısıyla hasatta da belli bir hasat dönemi yoktur. Bitkinin bitkiye göre değişir. Kimi bitkilerden faydalanma şekilleri var. Birincisi tek yıllık kültürü yapılan bitkiler. Bunlar her yıl ürün alınanlara da çay, gül gibi bitkiler örnek verilebilir. Evet, bitkilerin çoğaltım şekillerine geldiğimiz zaman tohumları doğrudan ekilenler var. Bunlar çörek otu, rezene gibi bitkiler. Fide ile çoğaltılanlar var. Buna kekik, biberiye örnek verebiliriz. Rizom, stolon, soğan ile çoğaltılanlar var. Bunlar safran, salep gibi bitkiler. Gövde çeliği ve fidan ile çoğaltılanlar var. Bunlar da gül, çay gibi bitkiler. Hem tohum hem de vejetatif olarak çoğalanlar var. Bunlar da işte lavanta gibi bitkileri örnek verebiliriz. Belediyenin yapmış olduğu tıbbi ve aromatik bitkiler, endemik bitkiler toplantısına katıldım. Çok memnunum. Daha önce de arıcılık eğitimine katıldım. Belediyemize teşekkür ederim. Bugün Sevda Samak hocamız tarafından tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve bu eğitimlere destek sağlayan tüm herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.